Hanımlar, beyler günaydın. Mutlu pazarlar efendim. Günaydın herkese. Güzel bir gün olsun inşallah. Güzel bir gün olacağını şu saatlerde yani saat 8.15 itibariyle vaat ediyoruz. Neden biliyor musunuz efendim? Çünkü sağlığınız için, sıhhatiniz için, huzurunuz için ve yeni gelen haftaya daha mutlu, daha pozitif girmeniz için biz değerli hocam Doktor Aret Kamar'la bugün efendim Merhaba Hayat stüdyosunda birlikte konuklarımızı ağırlayacağız. Evet, çok önemli konuklarımız var. Gündemde bir konu, memeyi konuşacağız. Meme kanseri herkesin, bayanların korkulu rüyası. Bu konunun en ehli isimleriyle, hocalarıyla bu konuyu bütün ayrıntılarıyla konuşacağız inşallah. Bir de Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz konuk olacak. Çünkü kansersiz yaşama ilişkin önemli çalışmalar yapıyorlar. Ardından da fitoterapistimiz konuk olacak değil mi hocam? Evet. Bu arada hemen hocama soracağım. Hocam bu hafta nasıl geçti? Yorucu. Bizim buraya doğumdan geldiniz evet. diye düşünüyorum. Öyle evet, mi bugün? Öyle öyle. Doğumdan geldiniz. Gece de kalktık. Şimdi program öncesi bir doğum yaptırmasak olmazdı. Olmaz. Biz de bir hastaneye uğradık, bir doğum yaptırdık, geldik. Bir bebek bizimle birlikte bu sabah Merhaba Hayat dedi, biliyor musunuz? Değil mi hocam? Her sabah bir sürü bebeğin Merhaba Hayat merhaba demesi hayat ümidiyle. Diyorlar. Evet. Ve Merhaba Hayat dolu dolu içeriye başlıyor. Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa efendim bekliyoruz. Size şahane bir program hazırladık. Bizden ayrılmayın diyoruz. Her 8 kadından birinde meme kanseri riski mi var? Mamografi ne zaman yapılmalı? Tomosentez nedir? Meme kanseri belirtileri neler? Tanı ve tedavisinde hangi yenilikler var? Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Cem Yılmaz ve radyoloji uzmanı Doktor Hikmet Karagüllü Merhaba Hayat'ta anlatacak. Kansersiz Yaşam Derneği kanser hastaları ve aileleri için neler yapıyor? Pandemi döneminde kanser tedavisi olanların ihtiyaçları ne? Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz Merhaba Hayat'ta anlatacak. Fitoterapi nedir? Fitoterapiye ilgi neden artıyor? Kanser kök hücreleriyle mücadelede fitoterapinin rolü ne? Fitoterapi uzmanı Doktor Şenol Şensoy Merhaba Hayat'ta anlatacak. Tüp bebek tedavisinde yenilikler neler? Yumurta dondurma ne zaman ve hangi şartlarda yapılmalı? Tüp bebek uzmanı Doktor Aret Kamar Merhaba Hayat'ta sorularımızı cevaplayacak. Evet efendim, Merhaba Hayat'ta merhaba diyeceğimiz şahane konuklarımız var. Hakikaten çok bilimsel, çok etik ve çok insani değerlerle donatılmış bir yayın yapmak istiyoruz değil mi hocam? Evet, biz Cem'le sabahları hastanede karşılaşmaya alışıyoruz ama programda evet. karşılaşmak ilk kez oldu. Bakalım hayırlısıyla inşallah. Şimdi ben de kendimi şu an efendim hastanenin anonsörü gibi hissediyorum. Neden? Doktor Aret Kamar, doğumhaneden bekleniyorsunuz. Doktor Cem Yılmaz, ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Hocam, radyolojide de bayağı bir mamografi birikmiş okunacakmış. Dida Kaymaz, efendim etkinlikleriniz var, bebekler var, kanser hastalarının o aileleri var, melek gibi elinizi uzattınız. Onlar da bekliyorlar. Canımız onlar bizim. Değil mi? Evet, ailemiz. Şimdi Dida'dan başlayalım mı? Başlayalım. Ne dersiniz? Dida'dan başlayalım. Biz hanımlara yönelik pozitif ayrımcılık yapalım. Sevgili Dida ile bizim yollarımız 11 yıl önce 11. dernek kurulduğunda kesişti. Ve Dida ile o zaman bir program yaptık. Çünkü ben onun hikayesinden çok etkilendim. Arkadaşlar kulaklı rica edebilir miyim? Çok etkilendim ve ardından şöyle bir kitap geldi ve ilk yayınımızda ben çok duygusallaştım. Şimdi onu çok iyi anlıyorum, empati kurduğum için. Dida, Kansersiz Yaşam Derneği 11 yıllık bir dernek. Evet. Hakikaten çok önemli işler yapıyorsun. Ve sevgili Cem Hocam, Hikmet Hocam ki bundan sonra eminim Aret Hocam da el ele çok işler yapacaksınız. Ben de elimden gelen katkıyı vereceğim. İnşallah. Bu derneği kurarken empati kurduğunu düşünüyorum ve öyle yola çıktığını düşünüyorum ben senin. Doğru mudur bu?
Aslında empati kurmak ve aynı şeyi hissetmek daha kolay yol almanı sağlıyor. Ama bizim kuruşumuzda tabii Cem'le bizim ayrı bir gönül bağımız var. Tabii ben Cem'e hep o da oğlum derdi. Profesör Veronese, biz bu sene 4. yılı oluyor, anmadan geçemeyeceğiz. Kendisi meme kanserinde de, meme koruyucu cerrahide de bir duayen isim. Profesör Veronese ikimizin hayatında da çok önemli bir isimdi. Biz de Cem'le 11 yıllık bir geçmişimiz var. Ben Veronese Vakfı Türkiye temsilcisi olarak atandım derneği kurduğum sene. Cem de profesörün manevi oğluydu. Sena Türk'le birlikte yollarımız kesişti. Derneği kurmaya şöyle karar verdim. Biz şanslı bir kesimdik. Ben İtalya'da yaşarken bu hastalığa yakalandım. Ama orada şöyle bir his var. Ben başkaları için bir şey yapabiliyor muyum, yapıyor muyum? Ama işin içine girdikten sonra bu işin duygusal yükü çok fazla. Orada empatiye ihtiyacın oluyor. Çünkü sen biliyorsun, kanser hastalığı bence sadece hastaya değil, aileye olan bir şey. Aile birlikte yaşıyor bunu. Bir yol arkadaşlığı yaşıyor. Evet. İşte orada empatiye çok ihtiyaç var. Orada onkopsikolojiye çok ihtiyaç var. Tabii Profesör Veronese, arkada Veronese Vakfı'nın olması, oradan projeleri copyright alabilmenin pozitif ayrımcılığıyla birlikte çok ciddi yol aldık. Tabii çok özel bir duygu. Yani sen damarına kemoterapi girdiğinde hissettiğin şeyi o çocukta da hissediyorsun, o kadında da hissediyorsun, o erkekte de hissediyorsun. Orada empati çok önemli. Çünkü arıyor, abla senin bacakların ağrıyor mu? Belinde ağrı var mı? Senin ağzın yara oldu mu? Mesela tabii lösemide bu çok daha fazla olan yan etkiler. Direkt sana onu soruyor. Seni merak etmeye başlıyor. Bu benim hastalık dönemimdeydi. Şimdi onları hissediyorsun. Çünkü bizde ne oluyor? Bu engellilerde de var. Daha çok yeni 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. Onların istediği şey sadece birey gibi davranılması. Şimdi kanser hastalarında dışlanmalar, da böyle. Acınmasını istemiyorlar. Olduğu gibi, kabul edilmesini istemiyorlar. Sosyal hayattan kopmak istemiyorlar. Burada tabii şimdi Cem'de de o var. Yani bana sorduklarında benim bugün kendimi teslim edebildiğim tek isim Türkiye'de Cem Meme dediklerinde. Bugün bizim yönetim kurulumuzda da bir şey oluyor. Cem'e gidiyoruz. Tabii. Ondan sonra neden? Olay çünkü bende de var. Bir arkadaşımın herhangi bir böyle bir şüphesi oldu mu? Hatta ben kendimi de söyleyeyim hadi. Aynen. Hocam böyle bir şey var, ne yapacağız? Hepimiz ya, öyle. O zaman mamografinizi yapın diyor ama. Çünkü neden? Yine Profesör Veronese'den öğrendiğimiz bir şey. Doktorla hasta arasında bir ruhsal bağ olması gerekiyor. Yani o duygusal bağın da, yani doktorun hastaya dokunması o kadar önemli ki. Sevgili Jean-Claude'u da ben çok severim. Jean-Claude Kayuka. Jean-Claude'un da çok güzel bir sözü vardır. Hepimiz aynı eğitimi alıyoruz ama arada bir iletişim kesinlikle o kadar önemli ki. Doktorluğun temelinde o var zaten. Yani aldığın eğitim kadar bir de insanlarla nasıl temasta bulunduğun çok önemli. Cem'de o var. Sizde de var hocam şimdi o konuda. Bence bu masada oturan herkes de olduğu için bu enerji bir arada çok şu anda. Duyarlı. Bu masadaki tüm hekimler, keza Dida, hepsi hastalarına inanılmaz duyarlı. Şimdi şöyle bir bu duyarlılıktan geçerken Cem hocama dönmemiz gerekiyor değil mi? Dönelim. Siz ki özellikle yumurta dondurma ile ilgili de paslaşmanız gerekiyor meslek olarak. Evet, insanların ortak hastamız o anda var değil mi? Tabii öyle kanser oldun kelimesini duyduktan sonra kimsenin aklına ondan sonrasıyla ilgili hiçbir şey gelmiyor. Sanki her şey bitti gibi algılanıyor. Halbuki bugün yanılmıyorsam biraz sonra Cem anlatır, bir sürü hasta iyileşiyor. İyileştikten sonra da gördükleri kemoterapinin ve radyoterapinin etkisiyle ileride doğurganlıkla ilgili sorunlar yaşıyorlar. Bizim de amacımız, bu konuda kurduğumuz da bir dernek de var. İnsanlara doğurganlığı unutturmamak, aman ben kanser oldum şimdi tedavi olayım sonra ne olursa olsun mantığından, artık ben bu hastalıktan iyileşeceğim ve ondan sonra benim ailem, çocuklarım olacağı insanlara
anlatabilmek çok önemli. Evet. Kesinlikle. Şimdi o zaman bir meme kanseri başlığı atalım. Biz bugün değerli Aret Hocam'la pembe tonları giydik. Meme kanserinin renkleri değil ama bize efendim fake attılar. Onlar siyah giymiş. Maalesef memeyle uğraşanlar siyah giydiler. Biz ev sahibiz. Evet. Öyle farkındalığı yaratmışız. Daha öyle daha ya, olsun. Evet, etkili olmuşuz. Dekordan kıyafete kadar her şey pembe. Valla ben dün akşam bu pembemi dahi bu pembemi dahi hangisi sizin bir tane fonk fiyonk var ya ona uygun bir renk seçeyim falan diye uğraştım ama görüyorum ki seçmeye gerek yok. Biz ama farkındalığı yarattığımız için mutluyuz yani. Muhteşem. Dekoru görüyor musunuz? Arkada bilmiyorum. Peki. Şimdi hocam meme kanseri artıyor diye bir başlık var. Neden var? Dünyada 8 kadından biri bu riski taşıyor diye de ikinci bir başlık var. Ve bu biraz bizi ürkütüyor. Böyle mi gerçekten? Şimdi ürkütsün diye söyleniyor. Farkındalık yaratmak için biraz böyle iğnelemek için verilen bir mesaj o. Ama aslında o cümlenin açık hali şu. Kuzey Avrupa'da yaşayan, Kuzey Amerika'da yaşayan her 8 kadından biri 90 yaşına kadar ömrünün bir döneminde meme kanseriyle tanışacak. O cümlenin açık hali o. Ama Türkiye'de de hormonlu sanayileşen bir ülkeyiz biz. Yani biz 1920'lerden sonra Cumhuriyet'le beraber, Cumhuriyet devrimleriyle beraber sanayileşmeyle tanıştık. Ve sonra 1950'lerde, 60'larda bunun hızlanmasıyla beraber köyden büyük şehre hızlı bir şekilde göç yaşandı. Ve bizim yaşam biçimimiz çok ciddi oranda değişti. Beslenme alışkanlıklarımızdan, hareket alışkanlıklarımıza, efendim uyku alışkanlıklarımıza kadar her şey değiştiği için biz de tabii Avrupa ve Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika istatistiklerine yaklaşmaya başladık. Ama her 8 kadından biri hastalarımız, kadınlarımız, Türk kadın şöyle yorumlamasın. Yani sokakta yürüyen her 8 kadından biri meme kanseri değil. Öyle bir mesaj yanlış gitmesin. Ama şu var. Bu oran azaltılabilir bir oran. Yani bu oranı vermemizdeki amaç her 8 kadından biri bununla karşılaşabilir ama bazı önlemleri aldığımızda meme kanserinin toplumdaki görülme sıklığını azaltabiliyoruz. Bazı önlemleri aldığımız zaman kadınların meme kanserinden ölme ihtimallerini %97-98 ortadan kaldırabiliyoruz. O yüzden bu mesaj hani biraz abartılı olsa da iğneleyici bir mesaj olduğu için ve bir şekilde taramaya insanları yönlendirdiği için o anlamda mutluyuz. Şimdi ben telefon numaralarımızı da verelim diyorum hocam. Verelim. Siz kendi yayınlarınızda çok alışıksınız. Telefon cevaplamıyor ama hocam bazen duygusallaşıp ağlıyor da. Ben onu bakın çok tanık oldum. O anneler gününde falan oluyor. Bak ama yine de birazdan başlayacak bence öyle. 0212-702-1777 efendim biz... Sağlığınız bilime emanet. O nedenle artık bütün bu hastalıkları gülümseyerek bakın bu enerjiyle konuşabiliyoruz. Tekrar söylüyorum 0212-702-1777 efendim. Gülümseyerek konuşabiliyoruz çok şükür ki. Şimdi şu her ay bir muayene etmemiz gerekiyor ya kendimizi değil mi hocam? Evet. El muayenesi. Yeterli mi hocam? El şimdi, muayenesi. Kendi kendime meme muayenesiyle ilgili bir uyarı yayınlandı bundan 2 yıl önce. Avrupa Birliği, biz tabii Avrupa guideline'larını, İtalyan ve Alman guideline'larının rehberlerini uygulayarak klinimizde hizmet veriyoruz. Ve kadınlarımızı ona göre yönlendiriyoruz ve eğitiyoruz. Orada şöyle bir şey, kendi kendime meme muayenesi yapın diye kadını bir şekilde force edip de eğitimi vermeyince... Kadında anksiyetenin yani kaygının arttığı ve bunu da tarama oranlarını düşürdüğü ve doktordan hekim kontrolüne uzaklaştırdığına dair ciddi uyarılar var. Biz o yüzden kendi kendine meme muayenesiyle ilgili sevgili Dida ile 11 yıl önce o zamanlar bir beraber çalıştığımız bir kliniğin içerisinde yani o İtalyan hastanesi vardı o zamanlar. Hadi ismini alalım artık yok. Tarihi bir hastane. Öyle bir hastane artık yok. Artık yok. O hastanenin içerisinde birlikte farkındalıkla ilgili çok ciddi işler yapmıştık ve biz de orada onu hissettik. Türk kadınının çünkü memeye bakış açısı biraz böyle korkuyla oluyor. Bir de meme kelimesini kullanamamasıyla ilgili de Türkiye'de bir şey var. Şimdi meme burada Kanal 7 ekranlarından insanlara şu mesajı verelim. Meme yeryüzündeki bütün dillerde bakın Swahili dili, Afrika dilleri dahil, Çince dahil, efendim Orta Amerika, Kuzey Amerika dilleri dahil. Meme, mami, mam, mem, mama, anne demektir. Evet. Meme cinsel organ değildir, kutsal organdır.
kutsal organdır. Bir kere meme ile kadının barışık olması gerekiyor. Meme kanseri denilen gerçeğin de var olduğunu bilmesi gerekiyor ve bu kutsal organı bir şekilde hem kutsiyetine yakışır bir şekilde koruma altına, şefkatle koruma altına almak gerekiyor. Ben memenin etimolojisiyle ilgili size 10 saat konuşabilirim ama vaktimiz yetmez. Ama burada aksi toraks bölgesi, göğüs bölgesi, göğüs bölgesi. Toraks bölgesi çünkü. O yüzden burada kaygıyı arttırmamak adına biz diyoruz ki her ay adetinizin başladığı günden itibaren 10. günde. Duşa girdiğinizde bedeninize bir dokunun. Şimdi meme kıvamı, şimdi Türkçe'de meme tabii yine ayıplı kelime gibi görüldüğü için hamur kıvamı ne kıvamıdır? Hamur kıvamı? Kulak başı. İşte o değil. Kulak memesi değil. Ha, meme kıvamıdır. Adetin 10. gündeki memenin kıvamı hamur kıvamıdır aslında. Hamur topağında fındık ya da ceviz tanesi hissi var mı yok mu diye biz kadınların duş sırasında kendilerine bedenlerine dokunarak bakmalarını istiyoruz. Hmm. Koltuk altlarına dokunmalarını istiyoruz. Ama böyle bir his ellerine geldiği takdirde de panikle böyle kanser miyim ben diye kliniğe gitmelerine gerek yok. Çünkü biz biliyoruz ki %82 bu ele gelen kitlelerin hiçbirinin kanserle uzaktan yakından ilgisi yok. Ama bunların ayırt edilebilmesinde işte duayen hocamız Hikmet hocamız. Yani şimdi orada şunu merak ediyorum. Multidisipliner hastalıklar bunlar. Evet. Keza Aret hocam için de çok kıymetli. Nedir? Embriyoloji, efendim hemşiresi. Kesinlikle. Ve sizleri biliyorum böyle yıllarca sahip çıkarlar. Bir tanesi ekipten eksilirse eyvah. Değil mi hocam? Hikmet hocam. Sizin de kıymetinizi çok iyi biliyorum çok Cemal hocamın nezdinde ve hastalarınızın nezdinde. Şimdi biz mamografi denilince biz kadınlar şöyle bir geriliyoruz. Mamografi mi? Acıyacak. Vallahi bende bile var. Bak bende bile var. Mamografiyi ne zaman yaptırmak lazım ve bu işte altın standart dediğimiz mamografi mi tanıda? Evet. Şimdi demin de siz bahsettiniz. Yani dünyada her 8 kadından biri ya da %12-13 civarında kadınlar hayatının bir döneminde meme kanseriyle vücuda tanışmış oluyor. Şimdi meme kanserinin erken tanısı için mutlaka yapmamız gereken bir takım şeyler var. Mamografiyi her yıl mutlaka 40 ile 70 yaş arasında, 69 yaş arasında her yıl mutlaka mamografi çekeceğiz. Buna ek olarak ultrason olabilir, buna ek olarak MR olabilir, biyopsi olabilir. Yani bizim mamografi memede yapabileceğimiz en önemli şey mamografiyle birlikte yol alabiliyoruz. Peki son yıllarda şöyle bir şey var. Radyasyon. Evet. Bundan da bunu korkuluyor. Şimdi böyle söylediğim zaman hocam bu kadar ışın alırsak acaba biz ışın aldığımız için kanser olur muyuz filan diye soruluyor. Böyle bir şey var mı hocam? Şimdi tabii ki ışın da bir radyasyondur ve radyasyon kanser yapar. Yani az da yapsa, az da olsa, çok da olsa ama bunun miktarı ve süresi önemli. Yani meme kanseri yapar mı? Söylenen şeylerde 1 milyona yakın yapılan mamografi sonucunda bir tane meme kanseri oluyor ama 100 tane çektiğimiz mamografi sonucunda bir tane meme kanseri yakalıyoruz. Yanında 3 tane şüpheli bulgu yakalayabiliyoruz. Yani burada yarar zarar fayda zarar ilişkisine bakmak lazım. Buna baktığımızda neredeyse 10.000 katı bir fayda ile karşılaşıyoruz. Bir de burada dozla ilgili yani kötünün kötüyle kıyaslanması var. Mesela bunu daha çok Profesör Doktor Levent Çelik tanımlar benim de çok hoşuma gider. Mesela bir tane sigaranın 1/3'ünü içtiğiniz zaman akciğer kanseri olup bundan ölme riskiniz bir mamografi çekimi sonrasında meme kanseri olup meme kanserinden ölme riskine eşit. Ya da 30 dakikalık bir araba yolculuğu, 25 dakikalık bir uçak yolculuğunda kaza geçirip ölme riskiniz bir tane mamografi çekilip meme kanseri olup meme kanserinden ölmeniz riskini neredeyse birebir. Yani bu nedenle neredeyse hiç olmayacak kadar yani mamografi çekimlerinden dolayı meme kanseri olur mu? Neredeyse hemen hemen hiç olmayacak gibi ama literatürde de çok gösterilmemiş. İşte 1 milyonda bir tane. Burada başka bir pencereden, fayda penceresinden baktığımızda 10.000 katı daha fazla bir yarar sağladığından mamografinin dozdan dolayı şey yapmak gerekmiyor. O zaman şimdi 40 yaşından sonra her yıl mamografi mutlaka şart mı diyoruz? Çünkü bizim gençliğimizde miyim, çocukluğumuzda mı diyeyim artık
Gençlik şey, gençlik hocam. Bir problem yoksa 2 yıl sonra bir daha çekiliyor gibiydi. Şimdi ama her yıl mı bugünkü trend? Şimdi şöyle meme kanserleri biliyorsunuz belki yani ilacı yok, aşısı yok. Buna karşı bir şey yapmamız gerekiyor. Yani ne yapacaksınız? Meme kanseri de karşınızda almış başını gidiyor, büyüyor, gelişiyor. Siz bunun ölümcül aşamaya gelmesini bekleyecek misiniz? Tam tersine neredeyse futbol diliyle konuşursak karşı yara ceza sahası içerisinde savunmamızı almamız gerekecek. Daha o kendisi başını göstermeden, meme kanseri oluşmadan yakalamamız gerekiyor. Nedir bu? Biz bunu erken tanıyoruz ki bunun için de tarama mamografileri dünyada yaygın bir şekilde kullanılıyor. Tarama mamografilerinde 40 ile 70-69 yaş arasında her yıl mamografi çekimi, 69 yaşından sonra da kişi aktif hayatın içerisinde yer alıyorsa, aynı zamanda hastalığı yok, diyelim ki kanseri yok, yatalak değil. Yine bir radyoloğun denetiminde 1-1,5 ya da 2 yılda bir de 70 yaşından sonra çekimleri yapılabiliyor. Şimdi biz burada erken tanıdan kastettiğimiz en önemli şey yani erken tanı nedir? Erken bu 2 santimlik bir meme kanseri midir? 3 santimlik mi? 4 santimlik mi? Bizim buradaki erken tanıdan kastettiğimiz biliyorsunuz belki yani sık sık da dile getirilir bu. Bir meme kanserinin ele gelme süresi 8-10 yılı alıyor. Bu da 15 ile 17 milimlik bir meme kitlesi yani 15-17 milim çapına ulaşması demektir. Bizim buradaki temel hedefimiz meme radyologlarının temel hedefi ya da radyolojinin temel hedefi diyor ki kardeşim ben sana bu interval döneminde yani iki meme çekimi arasındaki dönemde hastaya eline gelecek bir tane meme kanseri yakalatmayacağım. Biz onu anlaşıyoruz. Yani her yıl yapılırsa böyle yani bir risk kalmıyor. İki dönem arasında, iki çekim arasında hasta elime benim meme kanseri geldi demesin diye, sık sık eline gelmesin demesin. O nedenle biz onu 15-17 milimden çok daha küçükken yakalamamız lazım. Ne zaman yakalıyoruz? Bunun da yolu gerçekten mamografiden geçiyor. En az 3-4 yıl öncesinden yakalıyoruz. Bunu, hocam bir telefon varmış. Telefonlar geliyormuş tabii sizlere. Telefon bağlantımızı alalım. Efendim günaydın. Günaydın, iyi günler. Hayırlı işler yavrum. Ben Ali Rıza. Hoş geldiniz Ali Hanımcığım. Günaydın teyze. Allah'a çok şükür. Hamdolsun, hamdolsun. Cenab-ı Mevlam bugünlerimizi aratmasın inşallah. Amin, inşallah. Amin. Benim buyurun. Benim doktorum var, bir sorum var. Ben şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım, kolesterolüm var. Şeker ayağıma vurdu, ayak parmağım şişti, morardı. Kalktım tedavisine gittim o meydanına. Bana terentel cere 600. Ben duyamıyorum çok özür diliyorum. Terentel biraz ses açalım. Baştan. İlaç adı vermiyoruz Aliye teyzem. Efendim? Aliye teyzem ilaç adı verilmez yayınlarda aman ha. Vallahi sakın. Şimdi siz diyabet hastasınız, şekersiniz. Ya, kulaklarım biraz duymuyor. Ay kurban olurum. Ne yapacağız ya, peki? Aliye teyzem. Acele acele söylüyorum. Hadi söyle. Yavrum, ben şeker hastasıyım. Şeker ayağımın oldu, ayak parmağım şişti. Morardı. Ok meydanına kanser cerrahisine gittim. Ok meydandaki kanser cerrahisi bana şu ilacı verdi. İlaç adı yok. İlaç adını söylemiyoruz. Aliye teyzem, yayından sonra seni arayayım mı? Aliye teyzem, yayından sonra ben seni arayacağım. Olur mu? Oldu. Sağ ol. Ben seni arayacağım. Derdini de dinleyeceğim. Buradaki doktorlarla da söz veriyorum. İlgileneceğiz. Nasıl bir doktora gideyim diye size bir şey ben seni göndereceğim. Bak ben seni yakın bir hastaneye göndereceğim. Değil mi hocam? Evet, biz gönderiyoruz Aliye hocam. Organize edelim. Yayından sonra konuşuyoruz. Tamam. Aliye teyzem ellerinden öperim. Hürmetle. Allah'a emanet ol. Sağ ol. Allah razı olsun yavrum. Senden Allah de. İşlerinize kolaylık olsun. Senden de. Allah'a emanet. Mevlam. Hoşçakal Aliye teyzem. Yayın bitti Aliye teyzem. Bahtuanızı da hayır duanızı ya vallahi hep işte bakın bu işin en güzel yanı ben de böyle ucundan köşesinden 13 yıldır sayenizde bizim yanımızdan ayrılmayın vallahi sizinle cennete giderim inşallah bu şekilde. Şimdi hocam mamografiyi sorduk ama acı var mı acı sorusunu net alamadık. Şimdi yeni bir şey çıktı çünkü biraz devam edeyim yani bizim burada erken meme kanserinde
ölüm aşamasına gelmeden tedavi edici dönemde biz meme kanserini yakalamak istiyoruz. Yani bunu yaptığımızda 3-4 yıl öncesinden yakaladığımızda, yani ele gelmeden, yani 15-17 milim olmadan, çok ufakken, daha kan ve lenf yollarına yayılmadan biz bunun yakaladığımızda inanılmaz derecede tedavi başarısı var, şifa olma var. Yani %95-99'lara yakın. Memesi korunuyor. İşte meme koruyucu cerrahi dediğimiz bir cerrahiyle, sevgili Cem, onlar kendileri çok yapıyor. Çok daha küçük agresif olmayan cerrahiler ya da agresif olmayan, daha az agresif olan medikal tedavilerle ya da kemoterapilerle bu işi çözmek var. Öbür türlü ne olacak? Eğer ele gelirse, ki bizim istemediğimiz bir nokta o, iki mamografi arasında diyorum ya, yani interval dönemde kesinlikle hiç kimsenin eline gelmemesi gereken bir meme kanserinden bahsediyoruz. Öncesinde olduğunda meme kanseriyle ilgili mücadelemiz oldukça başarılı. Tıbbın bugün geldiği noktada gerçekten bütün silahlarıyla, biliyorsunuz belki 60'lı 70'li yıllarda sadece meme kanserini yakalamak için analog mamografiler vardı. Daha sonra 80'li yıllardan sonra dijital bilgisayar gelişmesiyle, dijital teknolojinin gelişmesiyle gerek dijital mamografilerin olması, daha sonra tomosentezli mamografi, MR'ların, ultrasonların olmasıyla. Bir koyalım mı? Şimdi ne var? Yapay zeka girdi. İşte onu, yapay zeka var dediğiniz gibi, onu unuttum söylemeyi. Yani bunlarla birlikte tıp bugün, yani tüm silahlarıyla, tüm cephanesiyle meme kanserine karşı savaş açmış. Gerçekten bu konuda oldukça başarılı. O hele hele son yıllardaki teknolojinin gelişmesi, işte artan tanı yöntemlerinin gelişmesi, bilgi birikiminin olması, ayrıca cerrahi tekniklerin ve de var olan ilaçların, yeni nesil ilaçların da ortaya çıkmasıyla bu meme kanseri artmış gibi görünse bile, çünkü biz önceleri olmayan, görülmeyen, hissedilmeyen meme kanserlerini MR'da yakalıyoruz, mamografide yakalıyoruz, tomosentezde yakalıyoruz. Yani giderek daha ayrıntılarla, evet, daha detaylarla, çok daha küçük olan, ufak olan şeylerin meme kanserlerini yakalama şansımız var. Evet. O zaman beraberinde başarı geliyor. Ve bununla birlikte de meme kanserinin artmasına rağmen meme kanserinden ölümlerde neredeyse %30'da %60'a yakın bir azalma söz konusu. Müthiş bir şey. Şimdi sevgili Dida, kadınlarla ilgili çok güzel projeler yapıyorsunuz Kansersiz Yaşam Derneği'nde. Hatırlıyorum ya, Yaşatır projesi vardı değil mi? Var. Yaşatır projesi vardı. Bunun dışında başka projeler yapıyorsunuz, bir de çocuklarla ilgili. Etfal'deki o onkoloji servisini hatırlıyorum ben. Evet. Muazzam şeylerdi bunlar. Etfal'den sonra daha büyük bir proje yaptık. Şişli Etfal'de biz gün hastanesi yapmıştık. Fakat Şişli Etfal'de biz bir çocuk komitesi başkanımız vardı, Beytullah. Beytullah 16 sene ilik bekledi ama 16 senenin sonunda biz Beytullah'ı kaybettik. Evet. Ondan sonra biz Beytullah için, amin inşallah, Beytullah'ın adıyla İstanbul'da devlete ait tek, kamuya ait çocuk kemik iliği nakil ünitesini açtık. Evet. 5.2 milyon TL nakit bağış toplayıp artı aynı bağışlarla tüm teknik teçhizatını Kansersiz Yaşam Derneği'nin sağladığı, aynı zamanda Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nin içinde İstanbul'da yine kamuya ait en büyük yataklı onkoloji ve hematoloji servislerini açtık ve buraya Beytullah'ın adını verdik. Evet. Ve Beytullah'la birlikte o sene biz çocuk komitesindeki 7 çocuğumuzu birden kaybettik. Bu çocuklarımızın isimlerini de verdik buradaki odalara. Ama şimdi Beytullah'ın adıyla orada bir sürü çocuk hayat buluyor. Çünkü özel hastaneler bunu karşılıyor ama biliyorsunuz bir süre sonra aferez, fotoferez, evet, ihtiyacı oluyor. Ve bireysel bağış kampanyaları açıyor aileler. Özel hastanelerde ikinci ve üçüncüsünden sonrası karşılanmıyor bunların. Ne kadar %100'ü naklin karşılansa da olmuyor. Ama en azından Ümraniye Eğitim Araştırma'da böyle bir şey yaşamıyoruz. Ama bizim dernek olarak bir prensibimiz var. Artık yaptığımız şeyin içinden çıkmıyoruz ve bırakmıyoruz. Girerken de böyle bir sözleşme yapıyoruz. Hmm. Çünkü çok emek veriyoruz ve bağışçıların hakkını da korumak adına hala bizim hastanelerde maaşını Kansersiz Yaşam Derneği'nin ödediği
Bu hastanenin içinde iki çocuk gelişimi mezunu Oyun ablamız ve bir tane klinik psikoloğumuz var. Çünkü yeterli psikolojik desteği almaları için annelerle işte nakil öncesi, tedavi öncesi, sonrası bunların desteklerini veriyorlar. Artı anneler için, kadınlar için şöyle bir proje yaptık. Beytullah'ın annesini Yadigar'a ben sorduğumda ne yapabilirsin dedim. Dedi ki ben sadece Beytullah'a bakmayı biliyorum. Çünkü 16 yıl sadece bunu yaptım. Girişimci Kansersiz Yaşam Anneleri diye bir proje yaptık. Annelere süper. Meslek edindirme. Harikasınız. Anneler COSGAP'ten 20 bin lira kredi alabilecek şekilde bir meslek edindirme kursu düzenledik. Bir şirketle, profesyonel bir şirketle birlikte. Hı hı. Dolayısıyla annelerden bazıları bir mekan açtı, bazıları internette girişimci oldu. Yani biliyorsunuz çocuk iyileşse de olmasa da hayatlarına şimdi, devam eden anneler oldu. Sevgili Dida'nın bir yandan gözleri böyle doluyor, ben anlıyorum. Aliyet Hocam da buradan öyle. Biz bir sokak röportajlarına bakalım mı? Hadi bakalım. Biraz ağlayalım gene. Yok, güleceğiz, güleceğiz. Gülerek konuşacağız bunları. Emek veriyoruz çünkü sağlık için. Efendim, sokakta sordum. Dedim ki mamografinizi yaptırdınız mı? Hele şu pandemi döneminde ne yaptınız? İzleyelim mi? Hanımefendi, meme kanseri hakkında ne biliyorsunuz? Erken olursa tedavisi daha kolay olduğunu biliyorum. Erken tanı? Evet, erken tanı konulursa. Kaç yaşındasınız? 45. Hiç mamografi yaptırdınız mı? Yaptırdım. Ne zaman? 2 yıl önce. Her sene yaptırmanız gerektiğini biliyor musunuz? Evet, yani her yıl yaptırmam gerekiyor da yani işte ihmal alıyoruz. Kendi kendinizi muayene ettiniz mi? Evet. Yapıyor musunuz? Evet. Nasıl yapıyorsunuz onu? Sertlik var mı diye böyle kontrol ediyorum. 2 yıl önce işte elime bir sertlik gelmişti. Sonra da işte kontrole gittim, temiz çıktı. Evet, her yıl gelmeniz gerekiyor dediler. 2 yıl oldu. Giderim inşallah. İhmal etmiyoruz ama. Tamam. Teşekkür ediyorum. Hanımefendiciğim, meme kanseri tüm dünyada artıyor biliyorsunuz. Her 8 kadından birinde görülebiliyor. Bunu biliyorsunuz. Evet. Kontrolleri yaptırıyor muyuz? Yaptırıyorum. Ne zaman? Senede bir yaptırıyorum. Çünkü ben de annemi meme kanserinden kaybettim. Mamografi mi çektiriyoruz? Mamografi çektiriyoruz, evet. Peki kendinizi muayene ediyor musunuz düzenli her ay? Yok, yani doktora gidiyorum. Hanımlara bir mesajınız var mı bizim aracılığımıza? Biz bugün meme kanseri konuşuyoruz stüdyoda. Yani herkesin kontrollerini yaptırmasını rica ediyorum. Çünkü erken teşhis edilirse kolaylıkla atlatılabileceğini düşünüyorum. Efendim, Azerbaycanlı iki vatandaşımız, kardeşimiz, kardeşimiz yanımızda. Hanımefendi, mamografi yaptırıyor musunuz? Evet, yaptırmışım. Ne zaman? 3 ay önce. Yaşımız kaç? 58. Hayatınızda kaç kere yaptırdınız mamografi? 2 kere. Azerbaycan'da da efendim 2 kere senede mamografi yapılıyormuş. Değil mi? Evet, evet. Hanımefendi, kaç yaşındasınız? 1949 doğumluyum. Maşallah. Senede bir gün kendimi komple taramadan geçiririm. Mamografi en son ne zaman yaptırdık? 6 ay oldu efendim. Her sene yaptırıyor musunuz? Her sene yaptırıyorum. Sağlığıma çok önem veririm. Yememe içmeme dikkat ederim. Böyle şeylerle meşgul olurum. İyi besleniyorum. İyi besleniyorum. Şimdi kameraya dönüp merhaba hayat diyelim mi? Merhaba hayat. Merhaba hayat. Görüşürüz inşallah. Sağ olun. Evet sevgili Cem. Şimdi ben bir soru sorayım. Ne zamana kadar koruyucu cerrahi yapıyorsunuz? Ne zamandan sonra memeyi almak gerekiyor? Şimdi burada erken teşhis tarafı önemli. Erken teşhis olmadığı lokalleri bir meme kanseri ise neoadjuvan kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisine bağlı tümörü ne kadar regrese ettirebildiğimiz, geriletebildiğimiz önemli. Bizim için meme koruyucu cerrahi de kıymetli hocam Umberto Veronese o tanımlamış zaten bu teknikleri. İlk tanımlama memedeki total hacmin 1/3'ünden daha aşağısını işgal eden tümörlerde meme koruyucu cerrahi yapıyoruz. Ama gelişen ilaç teknolojileriyle beraber memede tümörü geriletebilecek ilaçlarımızın da sayısı giderek arttığı için biz artık hemen hemen her olguda meme koruyucu cerrahi yapabiliyoruz. Ancak şu anda bizim başka bir sorunumuz ortaya çıktı son 15-20 yılda. Özellikle tomosentetik mamografiler, yapay zekalar ve MR görüntülemelerle beraber biz memenin içerisinde
daha evvelki teknolojilerle göremediğimiz gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel ek odakları daha fazla yakalar hale geldik. Bu da beraberinde memenin içinin boşaltılıp yeniden yapılması ameliyatlarının sayısını arttırdı. Mesela Kuzey Amerika'da 1960'lara göre istatistiksel olarak memenin alınması ameliyatları son 45 yılda 4 kat arttı. Aslında azalması beklenirken. Onun da sebebi gelişen teknoloji daha fazla gelecekte kanser olabilecek odakları gösterebiliyor. Az önce Hikmet Hocam bir şey anlattı. Bu tomosentetik mamografiler, yapay zeka görüntülemeleriyle ve MR görüntülemeleriyle birlikte normalde gözünüzün gördüğü şu tümörün dışında süt kanallarının içerisinde gelecekte kanserleşebilecek alanları da artık yakalayabiliyoruz. Bu da beraberinde radyologlar bizi uyarıyorlar. Diyorlar ki bak sen bunda meme koruyucu cerrahi düşünüyorsun ama bu hastada şu bölgede de uzak alanlarda da ek odaklar olabilir. Gelecekte bunlar sorun yaratabilir. Ya buraya biyopsi yapalım ya da hastayla görüşüp burada memenin içini boşaltalım diye biz artık radyologdan talimat alıyoruz. Radyolog onayı almadan hiçbir hastamız ameliyata girmiyor. Meme radyoloğu görmeden hiçbir hastamız ameliyata girmiyor. Çünkü bunun bir de tıp hukuku tarafı var. Biz meme radyoloğuna danışıp hastalarımızın memesinin içerisinde ek bir odak riski olmadığını gördüğümüz takdirde meme koruyucu cerrahi yapıyoruz. Ama hanımlarımız endişe etmesinler. Bugün memenin tamamı alınsa bile eş zamanlı expander dediğimiz doku genişleticileriyle, silikon implantlarımızla operasyon esnasında tabii ameliyat sırasında yeniden meme bir seansta ya da iki seansta ya da üç seansta hastanın mevcut biyolojisine radyoterapi alıp almayacağına, tümör biyolojisine ve radyoterapi alıp almayacağına göre çok kıymetli ortağım Burcu Çelet Öznel'le, rekonstrüktif cerrah ortağım yol arkadaşımla beraber son derece estetik ve başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Ama burada meme koruyucu cerrahide sayı sağ olsun Hikmet Hocalar sayesinde, meme radyologları sayesinde. Koruyucu sağlık ne kadar gerçekten kıymetli. Bakın hastalık geldikten sonra cerrahi, medikal onkoloji, radyoterapi işin içine girdi mi? Bir kere SGK olarak da devletin bütçesi açısından da çok sıkıntı var orada. Oranlar arttıkça, tedavi yol haritası uzadıkça. Şimdi evre 1 bir tümörle evre 4 bir tümörün tedavi total maliyeti arasında yaşam süresiyle birlikte çarpıldığında erken evreye göre 100 kat daha fazla bir maliyet var. Şimdi bakın Türkiye'de Türk kadınının sırtına omzuna düşen büyük bir sorumluluk var. Biz biraz böyle hoyratça davranıyoruz. Sağlığımıza çok dikkat etmiyoruz. Aman mamografi yok, memem acıtır, canım acıtır, gitmeyelim vesaire. Erken evrede yakalandığında meme kanserinin tedavisi X birimse, geç evrede yakalandığında 100X birim. O geç evrede yakalanmış olan bir tümörün tedavisine kullanılan ilaçlar ve onların süreleriyle erken evrede kullanılanlar arasında çok fark var. Ve geç evrede yakalandığı zaman bir kadının tedavisinde belki de 3 okul inşa edebilecek maliyet gidiyor. Ne diyorsunuz hocam? 3 okul inşa edebilecek ama maliyet gidiyor. Ama devletimizden de razı olsun. Şimdi hakikaten yani. Bakın biliyorsunuz ben sadece Türkiye'de değil çevre ülkelerde de sağlık hizmeti sunuyorum. Evet biliyorum. Türkiye dışında şöyle bir 2 saatlik uçuş, 3 saatlik uçuş böyle bir alanı haritada gözünüzden geçirin. Çevremizde Yunanistan hariç sosyal devlet yapısına sahip bizim dışımızda hiçbir ülke yok. Bakın hedefli moleküller Türkiye'de veriliyor uygun endikasyon sağlandığında. Efendim mamografi hizmeti ücretsiz verilebiliyor. Bakın mesela Kuzey Irak'tan bahsedeyim size. Efendim Gürcistan'dan bahsedeyim. Mamografiye erişebilmek için bile bazen bir yıldan fazla beklemeniz gerekiyor. Ya da Türkiye'de özelde ödenmesi gereken bir maliyetin belki de 4 katı 5 katı ödenmeli ki mamografi yaptırılsın. Mamografi yaptırılsın. O zaman da karşısında Hikmet Hocam gibi tecrübeli bir hekimi bulamıyor. Evet. Bir de öyle bir sıkıntı var. Çünkü Türk tıbbının en büyük gücü biz 500 yıllık bir tıp geçmişine hatta daha öncesine sahibiz ve bu deneyim bizim kanımızda var. Radyologlarımızda, kadın doğum uzmanlarımızda, cerrahlarımızda var. O yüzden Türkiye'de biz o konuda çok güçlüyüz, kıymetini bilsinler. Kesinlikle öyle. Şimdi bir VTR'miz var. Kış çaylarını konuşacağız. Sevgili Arzu, Kapalı Çarşı'ya gitti. Bilmiyorum o... Onları da sormak lazım ama sonradan fitoterapi uzmanımız da yayınımızda olacak zaten. Bitkisel tedavileri de konuşacağız. Efendim bir bakalım Kapalı Çarşı'da en çok hangi çaylar kış aylarında rağbet görüyor, izliyoruz. Müzik
Kanal 7 ekranlarında merhaba hayat dedik ve sizin için Kapalı Çarşı'ya geldik. Kış aylarında bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için hangi bitkilerle tanışmalıyız? Bizimle birlikte bu renkli dünyanın içerisinde kaybolmaya ne dersiniz? Çarşımızın en değerli esnaflarından Ahmet hocamızın yanına geldik ve kışın bizi hangi bitkiler nasıl korur, nasıl kullanmamız gerekir, hangi tür macunlar ne işe yarar bunları öğreneceğiz. Şimdi ben Ahmet hocam size şunu sormak istiyorum. Ben bir anneyim ve doğal olarak kışın çocuklarıma daha verimli bakabilmek için hasta olmamam gerekiyor. Hasta olmamak için neler yapabilirim? Kendiniz için güzel bir kestane balı olabilir. Normal bir çiçek balı olur. Balın içerisine polen, propolis, arı sütü bunları koyup harmanlayıp güzelce. Bunu sabah akşam aç karnına yiyebiliriz birer tatlı kaşığı. Hem bağışıklık sisteminizi güçlendirir hem antioksidan özelliği var. Bununla böyle hastalığın böyle çabuk grip olmanın önüne geçmiş oluruz. Küçük çocuklara mesela propolis, arı sütü, polen karışımı macunlar var. Dozları biraz daha düşük. Bunları çocuklara verebiliriz yani sabah akşam aç karnına. Artı bunun yanında kış çayımız var. Bu kış çayımızın içerisinde kuş burnu var, zerdeçal var, havlıcan var, ada çayı var, hibisküs var, papatya var. Evet, bunların karışımı. Bunların karışımında böyle bir bardak, bir kupa suya bundan böyle bir tutam atıp 4-5 dakika dinlendirip bunu da içebiliriz. Bir sabah bir akşam birer bardak içmemiz kafi. Peki ne işe yarıyor tam olarak? Daha çok grip, nezle, soğuk algınlık önüne geçmiş oluruz. Tamam. Yani bu gribi biraz daha grip olanlar için biraz daha rahat atlatabiliriz. Evet. Bir şey daha sormak istiyorum size. Şimdi mesela daha enerjik olmak için hani hepimiz çok yoğun çalışıyoruz. İstanbul acayip zaten trafik malum biliyorsunuz. Hem stres hem gerçekten enerjiye ihtiyacımız var. Ne onun için ne önerirsiniz bize? Onun için de enerji olması böyle şeyimiz var. Ginseng çaylarımız var. Macunlar var. Bunlardan tüketebiliriz sabah akşam. Ahmet hocam şunu sormadan da geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz ki biz bayanlar bir diyet problemimiz var, ödem atma problemimiz var. Bunun için bize ne önerirsiniz? Evet. Bayanların ödem atmaları için böyle yağ yakıcı özelliği olan bitkiler bu yeşil çay, mate çayı. Bunlar yanında kiraz sapı, mısır püskülü bunları böyle harman, biber ye. Bunları karıştırıp böyle güzelce sabah akşam gene birer tutam demleyip içebiliriz. Yine 4-5 dakika mı demliyoruz? Aynen. Bu hem tok tutucu özelliği var hem yağ yakıcı özelliği var. Tabii bunun yanında yapabiliyorsak, spor da yapabilirsek daha iyi olur. Daha hızlı istediğimiz şeyleri elde etmiş oluruz. Tamam. Peki ödemimizi nasıl atacağız Ahmet hocam? Ödemi işte kiraz sapı, mısır püskülü, avokado yaprağı bunları harmanlayıp içip ödemleri atabiliriz. Peki ananası öneriyor musunuz? Ödem atmadan ananası ya, diyorlar. Olur ama bu bahsettiğim bitkiler daha iyi olur. Daha sağlıklı. Daha iyi olur. Son kez bir şey daha soracağım size. Hani biz şöyle zannediyoruz. Bir fincan içtik, iki fincan içtik. Bunu bir hafta boyunca devam ettik. Zannediyoruz ki o bir haftada her şey çözülüyor. Ödemlerimizi atıyoruz, yağlarımızı eritiyoruz. Bunları düzenli olarak kullanmamız ya da atıyorum mesela kaç ay süreyle kullanmamız gerekiyor? Bunu şöyle yapabiliriz. Bir ay kullanıp şöyle bir hafta ara koyup vücut bağışıklık kazandığı için bir hafta ara koyup tekrar bir ay gene düzenli kullanmamız gerekiyor. Bunun yanında tabii yeme içmeye dikkat etmek lazım. Etmediğimiz takdirde gene aynı şey. Aynen tabii. Ahmet hocam verdiğiniz tüm bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten herkes sizi önerdi burada. Çok da faydalı oldu. Eminim izleyicilerimiz de sizden çok faydalanacak. Tekrar teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Tekrar bir dahaki sene inşallah bekleriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, inşallah gripsiz bir kış geçiririz. İnşallah. Hocam anlaşılıyor ki bu işte en önemli şey erken teşhis. Evet. Şu anda tomosentez diye, yapay zeka diye bir yer var. Bir de bizim bildiğimiz bir mamografi diye bir şey var. Herkese mamografi mi yapıyorsunuz yoksa artık yeni teknoloji tomosentez mamografi artık değil tomosentez daha önemli mi? Nasıl? Şimdi altın standartımız meme kanserine karşı mücadelede mamografi. Mamografinin işin içinden çıkmadı diyelim ki çok densdir, fibrocistik meme yapısındadır ya da şüpheli odaklar olduğunda buna ilave olarak ultrason katılabilir. İlave olarak MR yani şeylerin daha detaylandırılması, bulguların detaylandırılması için MR da işlenebilir. Şimdi biz bugüne kadar daha önceden de söyledim analogtan dijital mamografiye geçtik. Şimdiki dönemde son dönemde tomosentezli dijital mamografi yani şöyle akciğer filmiyle akciğer tomografisi arasındaki ayrım gibi. Önceleri dijital mamografide sadece biliyorsunuz meme 3 boyutlu bir yapı.
bu üç boyutlu yapıyı dijital mamografilerde iki boyutlu olarak alıp tek bir imaj içerisinde gösterebiliyorduk. Ancak burada inanılmaz derecede lezyonlar ortadan kayboluyor, göremiyorsunuz, dokunun içerisinde kayboluyor, gizleniyor, saklanıyor. Meme kanseri var diyelim, meme kanserini göremiyoruz. Çok yoğun bir meme ki %20'ye yakın da bir, en iyi yerlerde bile %20'ye yakın bir atlama oluyor. Bunun, ayrıca da bunun üzerine şey yapılıyor. Deniliyor ki biz kesitsel mamografi yapmamız gerekiyor ve bu kesitsel mamografinin adı tomosentezli mamografisine dönüşüyor. Tomosentezli mamografiyle meme 3 boyutlu olarak taranmaya başlanıyor. Bu nasıl yapılıyor? Memenin değişik açılardan seri olarak çekimi yapılıp bir bilgisayar programlamasıyla bu 3 boyutlu görüntüler buradan elde ediliyor. Bu görüntüler daha sonra da memenin haritasının çıkmasının şekillenmesinin, bu ince kesi, tabakalar halinde bu görüntüler elde ediliyor. Hı. Ve buradan bir meme haritası çıkıyor. Meme haritasında da biz oradaki lezyonu da o haritanın içerisinde uzaysal anlamda da görebiliyoruz. Yerini yani tam yerini tam olarak da görebiliyoruz. Nokta atışı oluyor. Nokta atışı sonra oluyor. Bunun sonucunda ne olacak? Saklanan, gizlenen, ortadan kaybolan, dokuların arasında saklanmış olan şüpheli odakları yakalama şansına sahip olur. Bir başka şey de onu da söyleyeyim. Yalancı pozitiflik dediğimiz, mesela o dijital mamografi sırasında sanki kitle gibi görülen bazı şeyler var. Bu kitleleri ne yapıyoruz? Bunu daha ileri aşamasında MR'a gönderiyoruz. Hasta anksiyete yaşıyor. Biyopsiye gönderiyoruz. Halbuki o normalde iki dokunun üstüne binmesiyle kitle bir, kitlesel bir imaj oluşturmuş. Doku ayrımı onu da orada görebiliyoruz ve neredeyse %15'e yakın bir yalancı pozitiflerde aşağı çekilme olmuş. Cem hocam hemen son sorunuzu sorup sonra Dide Hanım'a döneceğim. Erkeklerde de meme kanseri oluyor mu? Ya, 100 evet. Meme kanserli insanın, evet, insanımızdan Türkiye'de biri erkektir. Amerika'da erkeklerde bu oran artıyor. Beyleri uyaralım evet, buradan. Evet. Çünkü obeziteyle beraber biliyorsunuz bizde östrojen kaynağı sadece kadınlarda olduğu gibi overler değil. Özellikle göbekte ve basenlerde biriken yağ hücreleri de östron dediğimiz korkunç potent kanserojen bir madde salgılanıyor. O nedenle obezitenin artmasıyla beraber erkeklerde de meme kanseri %50 arttı bakın. Yani kadında patladı değil ama erkekte patladı. Çünkü evet, Kuzey Amerika'da %1 iken bu oran %1,5'a çıktı. Erkekler açısından %50'lik bir artış. Bir de memedeki herhangi bir ağrı kanseri mi çağrıştırır? Ağrı varsa değildir diyorlar ya. Biz ağrıdan çok mutluyuz. Bakın söyleyeyim. Neden? Ha. Ağrı olunca kadın korkuyor. Doktorunu arıyor. Gidiyor. Doktorunu arıyor. Hatırlatırım. Hatırlıyor en azından. En azından bizi hatırlıyor. Birini azından hatırlattı tabii, sanki tabii, değil mi? Yoksa aklına gelmiyor. Evet. Kim acaba? Tanıdık biri. Tanıdık biri. Ben bir de şey, yapay zeka çok önemli. Yapay zeka da şöyle bir cümleyle şey hocam. Sonuna geliyoruz. Siz konuşun ondan sonra. Belki kısa hocam. Siz. Buyurun. Şimdi benim çalıştığım merkezde bir değil iki tane yapay zeka var. Yapay zeka gerçekten olağanüstü. Bize güven sağlıyor. Kendimizi güvende hissediyoruz. Hasta lehine tabii. Rahatlıyoruz, huzur buluyoruz. Ben içeride ultrason yapıp geldiğimde mamografiye bakıyorum. Bir tarafta Güney Kore'den, bir tarafta Hollanda'dan yapay zeka. Değerlendirmiş, puanını vermiş, rengini koymuş oraya. Tabii. Ben kendimi de test etme şansına sahip oluyorum bu Vay. Arada. Neredeyse bununla hakikaten bugünkü tıp gerçekten meme kanseriyle korkunç mücadele ediyor. Müthiş. Orada yapay zekayla hata payını, mamografide meme kanserinin kaçırılma payını neredeyse sıfıra yaklaştırıyor. Tıp kadınlara çalışıyor zaten. Yani öyle bir şey. Öyle olacak. Güzelleşmemiz için de çalışıyor. Öyle işte. Şimdi Kansersiz Yaşam Derneği kadınlar için neler yapacak? Son birkaç cümleyle sevgili Dida'dan aslında alacağım. Aslında kadınlardan ziyade biz bütün kanser hastaları ve aileleri için pandeminin başında bir yardım toplama izni aldık. Hı-hı. Birlikte iyileşelim. Aile desteği, yaşam fonu küçük diye. Küçük insert yapacağım. İçişleri Bakanlığı'nın çok sıkı denetimleri derneklerde var ve Kansersiz Yaşam Derneği de çok şeffaf bir dernek. Evet. Ben bunu söyleme ihtiyacı evet. duyuyorum. Aslında şöyle, Türkiye'de 128.624 tane dernek var. 68.000 tane vakıf var.
her sene denetlenmese de Kansersiz Yaşam Derneği bağımsız denetim alıyor her sene ve kendimize bir audit yaptırıyoruz. Hı-hı. Bunu da bağışçılarımızla paylaşıyoruz. Evet. Bağışçı hakları sebebiyle. Biz pandemi başladığı günden bugüne kadar 7264 kişiye destek sağladık. Süper. Bu yardım toplama izni dahilinde devam ediyor. 4381 numaralı SMS hattımız da bu yardım toplama iznine bağlı. En azından kahraman yazıp belki buraya bir SMS atabilirler. Evet. Belki bir ailenin, bir çocuğun kahramanı olabilirler. Sevgili Hande Erçel de iyi niyet elçimiz bizim bu sene. Evet. Hande'nin yürüttüğü kahraman diye bir... doğum gününde bile böyle yaptı sevgili Hande Erçel. Doğum gününde 309 bin lira bugüne kadar bağış topladı Hande. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna gelmişiz. Ediyoruz. Stüdyo şefimiz karşıdan bana pandomim o zaman bir dakika. Ben bunu söylemek zorundayım. Ben Ege'ye, yeğenime buradan selamlarımı, sevgilerimi. Bugün satranç turnuvası var. İstanbul şampiyonası. Ege'ye başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Cem Hocam, Hikmet Hocam ve sevgili Dida Kaymaz. Biz teşekkür çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu arada çok ben de Deniz'de iyi ki varsınız. Meme kanseri savaşçıları. bu arada ben de sevgili Dida Kaymaz'ın annesi Nevin teyzemi gül yanaklarından öpüyorum. Selamlarını söylüyorum. Efendim bir aramız var. Ardından fitoterapi uzmanı Doktor Şenol Şensoy Hocam bizlerle olacak. Bizden ayrılmasınlar değil mi hocam? Ayrılmasınlar. Ayrılmayın. Çok güzel. Bence de öyle. Şu zor dönemde ailem için çok faydası oldu. Oğlum için en azından. Haftada 3 kere et yemesi gerekiyor. Alışveriş yapacağız sayenizde. Ev tam takırdı. Sayenizde geçinmekte zorluk çektiğim asgari ücret haricinde belli bir paranın olması, çocukların ihtiyacını karşılamak en büyük mucize oldu. Teşekkür ederim. Bu zor süreçte bize destek veren Kansersiz Yaşam Derneği'ne çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Desteklerinizle ayakta kalmaya çalışacağız inşallah. Çok teşekkürler. Size nasıl teşekkür ederim bilemiyorum. Ben 4 çocuk annesiyim. Asgari ücretle zor geçinirken sizler bana umut oldunuz. Hayat beni zorluklarla karşıladı. Ama bu zorlukların içinde sizin gibi ışık olan insanlarla çok mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımızdasınız. Sizlere çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyoruz. Bugün bizi çok mutlu ettiniz. İnanamazsınız ama hediyelerim çok güzel. Maddi evet, artı düşünülmek, değer görmek ve tek olmadığımızı bilmek ayrıca çok güzel. Teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Hediyeniz çok güzelmiş, çok beğendik. Bizim adımıza para gönderdiğiniz için çok mutlu olduk. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kızımı sevindirdiniz. Allah hepinizi sevindirsin. Allah sizlere ve sevdiklerinize uzun ömür versin. Çok teşekkür ederim teyzeciğim hediyeniz için.